Metropol Başakşehir'in değerli oyuncusu, başarılı oyuncusu Ömer Ali Şahiner yanımızda. Bugün kendisiyle özel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Hoş geldin Ömer Ali. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasıl Merhaba. Gidiyor hazırlıklar? Keyfin nasıl? Moralin nasıl? Neler söylersin? Klasik kamp zamanları yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem bireysel olarak hem de takım halinde güzel bir ortamımız var. Moralimiz son derece yüksek. Kaldığımız yerden, bıraktığımız yerden lige inşallah daha güçlü şekilde dönmeye hazırlanıyoruz. Lig demişken Ömer Ali şöyle bir lig değerlendirmesi de alalım istersen. Biraz klasik sorularla başlıyoruz ama şu ana kadarki performansla ilgili neler söylersin? İyi bir çıkış yakaladınız hani son maçları göz önüne almazsak genel olarak. Takımın durumu da iyi. Sen neler söylersin? İlk başlangıç ve son iki maç bitiriş itibariyle baktığımızda bizim için kötü oldu ama ligin ortasında ciddi bir ivme yakaladık. İstediğimiz pozisyona, istediğimiz oyuna doğru yaklaştık. Son iki maç bizim için tersi olsaydı, kazanmış olsaydık da yine eksiklerimiz, yapmak istediklerimizi tam anlamıyla sahaya yansıtamadığımız, kendimizde gördüğümüz bazı değiştirmemiz, geliştirmemiz gereken oyunsal durumlar vardı. Hem onun için bu kamp da çok iyi oldu hem de genele vurduğumuzda, değerlendirme yaptığımızda takımın kapasitesinin daha yarı yarıya, belki %50, %60'ına yakın diyebilirim o duruma geldiğini ve çok daha iyisini yapabilecek kapasitede olduğunu söyleyebilirim. Hem bunu hocamız bizimle paylaşıyor hem de biz takım içinde bunun farkındayız. Umarım bu ara bize hem o anlamda iyi gelmiştir. Döndüğümüzde ciddi bir rakiple, ciddi bir maçla başlayacağız. Hem de takım olarak daha zinde, daha kuvvetli bir şekilde dönmüş oluruz. Ligdeki hedef ne Ömer Ali peki? Şöyle, ben geldiğimden beri hem başkanımızın hem o dönem işte çalıştığım hocalar birkaç gün Okan Hoca ile sonrasında Aykut Hoca ve şimdi Emre Hoca. Hedef her zaman olabildiğince yukarıda olabilmek. Çünkü kulübün tarihine baktığınızda da bunu görüyorsunuz. Başkanımız hem bizimle bireysel konuşmalarında hem de takım olarak konuşmalarımızda bize bunu sürekli vurguluyor. Aynı şekilde şu an Emre hocamız da bize bunu vurguluyor. Çünkü bunu yapabilecek kapasitede ve yönetim şeklinde olan bir kulüp, Başakşehir Kulübü. Umarım kısa zamanda tekrar yukarıya doğru, hedeflerimize doğru ilerleriz. Çünkü bir senelik bir sallantı, bir durum oldu. Özellikle geçen sezonu çok zor kapattık. Bu senenin başlangıcında da devam etti. Ama sonrasında kulübün, oyuncuların alışkın olduğu, istediği yere doğru geldik. Ki bunu herkese takdir etti. Umarım buna devam ederiz. Çünkü yapabilecek, çok rahat şekilde yapabilecek kapasitede bir takım var. Tabii takım performansını değerlendiriyorsun. Hedeften de biraz bahsettin. Kendi hedefin ne Ömer Ali? İstikrarlı performansın da var. Bununla ilgili seni dinleyebilir miyiz? Bireysel performanslar tabii ki de biz kendi açımızdan, kendi penceremizden bir hedeflerimiz, gittiğimiz yol, düşündüklerimiz var. Ama tabii ki bunlar takım performansıyla, kulübün yapısıyla paralel şekilde ilerliyor. Buraya gelirken de en büyük hedeflerimden birisi hem bireysel performansımı yükseltip takıma yardımcı olmak hem de şu an Türkiye içinde alabileceğim kupa, Süper Lig Kupası, Lig Kupası kaldı. Daha önce Konya'da biliyorsunuz Türkiye Kupası, Süper Kupa kazanmıştım. Buradaki hedefim de lig şampiyonluğu. Umarım önce tabii ki adım adım gitmek gerekiyor. Umarım tekrar önce bu takımın alışkın olduğu, istediği normal seviyesi olan zirveye oynama alışkanlık halini yakaladık. İnşallah devam ettiririz. Sonrasında da orayı tekrar yakalarız. Ömer Ali, Konyaspor'da Konyaspor taraftarları seni çok seviyordu. Burayı tercih etmemdeki sebep dedin diye ek olarak sorayım o zaman. Burayı tercih etmendeki en büyük sebep neydi? Sadece bireysel performans mıydı? Çünkü o zaman da Konyaspor'da istikrarlı bir performansın vardı. İyi bir performans sergiliyordun. Ve Konyaspor da başarılı şekilde ilerliyordu. Burayı tercih etmendeki en büyük etken neydi? Şöyle, Başakşehir'e geliş amacım ya da oradaki Konya'dan ayrılma şeklim lig şampiyonluğunu istemekle alakası tam tersi bir durum oldu. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Orada ince bir çizgi var. Aynı başarıyı Konyaspor forması altında da yakalayabilirdik. O dönem şöyle bir durum oldu. Okan Hoca bizzat beni aramıştı.
sağ bek ihtiyacı olmuştu Başakşehir'de. Beni de o bölgede oynatmak istediğini söylemişti. O zaman hem kulübün hem de benim o anki isteklerim doğrultusunda bu transfer gerçekleşmişti. Bireysel hedeflerle oradaki buradaki birbirine karışsın istemiyorum. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Pekala orada da bunu başarabilirdik, devam edebilirdik ama kötü bir dönemden geçiyordum. Hem bireysel performans olarak hem de üst üste takımın yaşadığı kötü sezonlardan sonra zaten bir kabuk değiştirmiştik. Bazı oyuncular ayrılmıştı. Benim de o zaman ayrılış durumum bu şekilde oldu. Dört büyüklerle ismin geçmişti ama hiç böyle bir teklif oldu mu? O transfer sürecine dört büyüklerden sana gelen bir teklif var mıydı? O dönem kulüp ismi vermek istemezsen çok dönem. O dönem net bir şekilde bir gün bir buçuk iki gün üstünde Başakşehir çok ciddi şekilde istedi ve transferimi bitirmişti. Sezonun başında da istekleri vardı. Yine Okan Hoca'nın başladığı sezonda. O zaman olmamıştı. Sonrasında devre arasında oldu. Ama ondan önce onun özelinde sorduğun soruyla beraber paralel olarak çok ciddi teklifler almıştım. Özellikle Konya'da olduğumuz Aykut Hoca'nın 3. dönemi tekrar geldiği dönem, Rıza Hoca'nın gidip Aykut Hoca'nın geldiği dönem çok ciddi teklifler vardı. Sözleşmem de bitiyordu. Ama oradaki benim durumum, kulübün hali, Aykut Hoca'nın gelmesi, yeni hedeflerin olması, onları çok değerlendirme ihtiyacı duymadım. Zaten o anda böyle bir isteğim de yoktu. Ayrılma gibi bir durumum da yoktu. Hem benim açımdan hem kulübün açısından. Dönem dönem isim vermeden ciddi şekilde bunlar yaşandı. En sıcağı Başakşehir'den önce Aykut Hoca'nın o 3. dönemi geldiği dönemde Konya'dayken oldu. Peki burada da şimdi buraya geldikten sonra da iyi bir forma rekabeti hakim diyebiliriz. Edin Vişça vardı. Şimdi evet. Vişça'nın ayrılığıyla başlayalım. İstersen sonra Serdar Gürler'le ilgili de soruyu yönelteceğim ama Vişça efsanelerden biriydi burada. Hani Medipol Başakşehir adına çok önemliydi. Oyun olarak sizi nasıl etkiledi gidişi? Mental olarak nasıl etkiledi? Sen neler söylersin? Baktığımızda bireysel olarak çok değerli, çok kaliteli bir takım var burada. Ama Başakşehir özelinde dışarıdan bir gözle şunu konuşacak olursak kişilerden bağımsız, belli bir düzeni, sistemi olan, birkaç hocayla ufak tefek değişmiş olsa da yine de bildiğimiz herkesin ya bu Başakşehir takımı diyebileceği sahada bir düzen içindeler. Kişilerden, oyunculardan bağımsız bir düzen, bir sistem var. Bu işliyor bir çark gibi. Dişlinin biri çıktı, biri geldi. Serdar da çok değerli, çok kaliteli bir oyuncu. Hepimizin tanıdığı, bildiği bir arkadaşımız. Ki bu dönemler gel gitler oluyor, hala da olabilir. Hem takım içi rekabeti, forma savaşını arttıracak hem de bizi başarıya taşıyacak önemli hamleler. Edin de çok değerli tabii ki de, inkar edilmez. Süper Lig'e son 10 yılda damgasını vurmuş yabancı oyuncuların başında gelir Edin Vişça dediğiniz zaman. Ben de buraya ilk geldiğimde bana da çok yardımcı olmuştu. Çok da iyi bir lider, iyi bir profesyonel. Ama Serdar da en az onun kadar takıma katkı sağlayacaktır. Tekrar başa gelirsek ikisini birleştirdiğimiz zaman önemli isimler, önemli yetenekler ama Başakşehir'de de işleyen bir düzen var, işleyen bir sistem var. Oyuncular da ona göre geliyor. Bu sistem, bu düzen devam edecektir. Serdar'la hiç konuştunuz mu? Peki ikiniz de Konya Spor'da çıkış yakaladıktan sonra buraya geldiniz. Serdar Konya'ya giderken konuştuk. Zaten arkadaşız, dışarıda sürekli konuşuyoruz. Konya'ya giderken konuşmuştuk. Buraya geldiğinde de karşıladık, konuştuk. Sürekli beraberiz. Konyalılarını, Konya günlerini tabii ki de paylaşıyoruz. Çok seviyor o da. Ama profesyonellik bugün burada. Umarım onun için hayırlısı olur. Teknik direktör Emre Belezoğlu başarılı bir çıkış yakalı takımıyla birlikte, sizlerle birlikte diyelim. Onunla ilgili senin değerlendirmen ne olur? Bir kere hepimizin futbolcu olarak çok hani en üste görebileceği, örnek alacağı hem saha içi hem saha dışı davranış, kendi profesyonel hayatıyla alakalı çok önemli bir kişilik. İlk başta biraz inanması zor geliyordu. Çünkü bana göre Türk futbolunun en önemli oyuncusu. Bunu söyleyebilirim. Çok da beğendiğim bir oyuncuydu. Oynarken, futbol oynarken.
Şimdi de hocalık kariyerine çok ciddi bir yükselişle başladı. Hem Fenerbahçe'deki o kısa dönemi hem de şimdi bizde bugüne kadar olan dönem. Saha içi, saha dışı gerçekten çok aktif. En az bizim kadar oyunun içinde, oyunların içinde, hepsinin taktik antrenmanlarının içinde. Şu an için çok farklı bir seviyeye gidiyor. İnşallah o şekilde devam eder hocamız da. Ben onu hissediyorum, onu görebiliyorum. Merak ettiğim konulardan biri ise sende en çok iz bırakan teknik adam kim? Ya bana kalırsa Aykut Hoca'dır ama sence çok zor olmasa gerek yani cevabı. Sonun cevabı belli gibi ama. Benim için kesinlikle Aykut Hoca tabii ki. Yani çok güzel şeyler, çok güzel günler geçirdik. Çok özel şeyler paylaştık. Benim için çok değerlidir. Aykut Hoca ligi çok iyi bilen, çok iyi tanıyan, tecrübeli bir teknik adam ama Medipol Başakşehir'de nedense o istenilen çıkış yakalanamadı. Sen bunu neye bağlıyorsun Ömer Ali? Teknik taktik kısmı hocayı da tabii çok iyi ki tanıyorsun de, çünkü. Evet, evet. Tabii ki de teknik taktik bir sürü şey konuşabiliriz ama futbolun doğasında olan bir şey var. Bazen çok önemli bir transfer yaparsınız takım içinde, çok büyük beklentiler içinde. Onu karşılayamazsınız, ciddi bir verim alamazsınız. Sonrasında da göndermek için uğraşırsınız. Aynı şekilde teknik direktörlerde de bu olabiliyor. Ben hem Konya'da hem de burada ciddi tecrübeli teknik adamlarla çalıştım. Ama Aykut Hoca benim için çok özel bir insan. Hem teknik adam olarak hem de kişilik olarak. Hani normal hayatta da kullandığımız bir laf var ya, olmayınca olmuyor. Gerçekten olmadı. Çok üzüldüm ama hem onun için hem de bizler için hayırlısı olsun diyorum. Aykut Hoca'nın kalitesini, Aykut Hoca'nın ne kadar iyi bir teknik adam olduğu gerçeğini değiştirmez bu. Bizdeki başarısızlığı tabii ki de. Ama hem benim için burada hala konuşuyoruz arkadaşlarla, personelle. Herkes için burada kısa sürede çok değerli bir insan oldu. Herkesin çok sevdiği bir insan oldu. Öyle ayrıldı. İyi şekilde ayrıldı tabii Aykut Hoca'yı. Buradan anmış olalım. Selamlar, sevgiler. Tabii hiç konuşuyor musunuz Ömer Ali Hoca'yla? İletişim devam ediyor mu? Tabii zaman zaman konuşuyoruz. Ben ilk tanıştığım günden itibaren hiç hocayla iletişimi kesmedim. Ama ayrıldıktan sonra da bir defa konuştum. Sonrasında biraz hoca dinlenmeye çekildi. Ben de çok üstüne hem kendime hem de futbolu hatırlatmak istemedim. Sanırım şu aralar biraz dinlenmiş. Geçen programda izlemiştim. Şimdi senin performansına döndüğümüz zaman, milli takım forması için elinden geleni yaptın. Bizler de yakından takip ediyorduk. Performansın artarak devam ediyordu ama milli takımdan ilk davet geldiğinde neler hissettin? Oradaki süreçle ilgili neler söylersin? O dönem benim için çok enteresan bir sezondu. Çünkü takımda düzenli oynayan, sürekli belli bir standardı yakalamış önemli bir takım oyuncusuydum. Öyle düşünüyorum kendi adıma. O sıra biraz skor sayım artmıştı fakat ciddi sakatlıklarla uğraşıyordum. Süresi olarak kısa ama sık olmaya başlamıştı. Birer haftalık, onar günlük adale sakatlığı yaşıyordum o dönem. En az maç oynadığım sezon olabilir ama en çok skora katkı yaptığım sezondu ve milli takıma çağrılmıştım. Gerçekten hani çok klişe oluyor, devamlı bunları söylüyoruz ama yaşayan arkadaşlarımız, yaşayan oyuncular, bunları en iyi anlayan arkadaşlarım olacaktır. Bir Türk futbolcusu için çok özel, çok anlamlı günler, dakikalar. İşte aklıma hemen şey geldi, Alparslan'ın Göztepe'de aldığı davet geldi yani. O görüntü birçok şeyi, hani içimizdeki duyguları anlatma adına çok güzel bir görüntü. Umarım yakın zamanda tekrar olur benim için de. Önümüzde de zorlu bir süreç var. Rakip, evet. Portekiz. Şansımızı nasıl görüyorsun? Futbol tabii ki de çok ciddi bir rakip, çok zor bir rakip. Sonrasında da muhtemel yine gelmesi beklenen yine çok zor bir rakibimiz var eğer Portekiz'de geçersek. Ama ben dışarıdan baktığım zaman bir futbolcu olarak hem hocanın hem de oradaki federasyondaki, milli takımdaki oluşumun Hamit abiyle beraber ciddi bir enerjisinin olduğunu, bize ciddi bir umut, ışık verdiklerini görüyorum. Eğer bize de şans gelirse tabii ki de bizimle alakalı, performansımızla alakalı elimizden geldiğince katkı sağlamak isteriz. Ama şu an gerçekten bilmiyorum, hani kendi düşüncelerim bunlar. Hem hocayla birlikte hem de oradaki oluşum ciddi bir güzel bir ortam yapılanma gözüküyor. Evet, evet. Kesinlikle güzel bir yapılanma var.
bizler de dışarıdan takip ediyoruz. Ömer Ali, sen de dışarıdan takip ettiğimiz kadarıyla diyeyim, yani forma istikrarını hiç bozulmuyor maşallah diyelim, kazasız belasız sakatlıksız. Bununla ilgili neler yapıyorsun ya da bunun sırrı nedir? Yani genel olarak Konya'da olsun, Medipol Başakşehir'de olsun her zaman hazır durumdaydın. Bununla ilgili ne söylersin? Biraz önce konuşmalarımın arasında söyledim. Bence kendi fikrim tamamen takım oyuncusu olmam ve takım için elimden gelenin fazlasını her zaman yapabilmek. Kendime bunu bir görev olarak nasıl söyleyeyim, şartladım diyeyim. Çünkü takımdaşlık duygusu, takım arkadaşlarını yükseltme, onun performansını yükseltme duygusu yüksek bir oyuncuyum. Ben de sahaya çıktığım zaman elimden fazlasını onlar için yapıyorum. Nasıl başladı? Bir gün sol bek eksikken sol bek oynayarak onlara orada yardımcı oldum. Bir gün sol önde, bir gün sağ bekte, ki burada da aynı şeyleri yaşıyoruz. Bir giriyorsun maçında 4 tane mevki değiştirdim. 8 numara orta sahadan sol kanada. Maçı sol bekte bitirmiştim. Saha içinde beni mutlu eden şeylerden biri futbolcuyu gol, asist gerçekten çok mutlu eder. Ben de tüm takım arkadaşlarıma ve o sıkıntılı zor zamanlarda, sakatlığın, değişiklik hakkın olmadığı zamanlarda hem teknik heyet hem de takıma yardım etmenin mutluluğunu çok yüksek yaşıyorum. Ve bunu yapmaktan da çok mutlu oluyorum. Ama diğer taraftan tabii ki de oynadığımız, oynamadığımız dönemler olacak ki çok ciddi bir forma rekabeti var burada da. Ben nerede olursa olsun takıma en iyi şekilde faydalı olmaya çalışıyorum. Ömer Ali, son olarak da istersen, zor bir maç var, Fenerbahçe karşılaşması. Bununla ilgili görüşün nedir? Sence nasıl bir maç olacak? Nasıl hazırlanıyorsunuz? Seni dinleyelim. Zor bir iki tane maç oynadık. Mağlubiyetle ayrıldık. Bu kampın bize iyi geldiğini düşünüyorum. Döndüğümüzde de İstanbul'da kısa bir hazırlığımız olacak. Sonra maça çıkacağız. Zor bir maç olacak. Onlar da İsmail Hoca ile birlikte yaralarını sarmaya çalışıyor diyebilirim. Onlar da zor bir süreçten geçiyorlar. Umarım o maçta, o zorlu maçta kazanan taraf biz oluruz. Çünkü yeni bir seriye, yeni bir yükselişe ihtiyacımız var. Bunu başarabilecek de güçteyiz. Peki, çok teşekkür edelim Ömer Ali. Ben teşekkür ederim. Antalya'da Medipol Başakşehir'in kamp yaptığı otelde Ömer Ali Şahiner bizlerle birlikteydi. Sorularımızı yanıtladı. Başakşehir Kulübü'ne, medya departmanına, Coşkun Bey'e, Gökhan Bey'e de buradan teşekkür edelim. Sözü burada sonlandırıp stüdyoya bırakalım.